Tiyatroya ilkokul yıllarında başladım. Bize bu gücü veren Üstad Necip Fazıl Kısakürek'tir. Üstadım, biz hiç yayınlanmamış senaryolarınızdan bir tanesini istiyoruz sizden dedik. Ve biz bunu hep beraber arkadaşlarla sahneleyeceğiz dedik. Gözlerinin üstünden bakarak, evlat dedi, senin elin kalem tutmuyor mu dedi bana. Ve o ana kadar da bizim hiçbir zaman bir senaryo yazabileceğimiz aklımızın hiç ucundan dahi geçmemişti. Mekanı cennet olsun, Ahmet Ulçay beyaz perdeyi seçti. Biz de siyah perdeyi seçtik, tiyatroyu yani, böyle oldu. Derneği kurduk. Kurduktan sonra tabii onun bünyesinde tiyatro eğitim merkezini kurduk. Onunla birlikte de Tiyatrocular Derneği tiyatrosunu oluşturduk. Kursumuzun adı Uygulamalı Tiyatro Kursu. Burada hem teori hem de pratik olarak yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Tabii bunların içinden yetenekli olanları kadromuza dahil ediyoruz. İkinci Uluslararası Tiyatro Emek Ödülü 2020 yılında. 2020 yılında. Bu ödül yalnız uluslararası bir ödül. Evet. Ömer Faruk'un burada şimdi kulaklarını çınlatalım inşallah. Ben onu geleceğin Osman sınavı gibi görüyorum. Tiyatro insanı insana, insanla insanca anlatma sanatı olarak bilinmelidir ve özellikle insanca büyük harflerle yazılmalıdır. 14. yılda çok şükür çok yol kat ettik. Tabii hani bir laf var burada işte, ticarette ya, işte üstüne koyarak, yani artırarak. Tiyatro hayal gücünün derinliklerine bir yolculuktur. Siz de hayal sahnesinde kendinize bir rol seçin.